Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic.net'te like operatörünü göreceğiz. Şöyle ne yapalım? Visual Basic.net'i bir açalım. Buradan şöyle forma bir tane buton yerleştirelim. Şu buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Properties. Buradan neye geliyorum? Text'e. Şimdi şöyle ne diyelim? Şöyle like operatörü diyelim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle buton çift tıklıyorum. Buton neyine geldim? Click olayına. Şimdi şurada arkadaşlar benim birkaç açıklama yazmam gerekiyor. Onları şimdi şurada birlikte yazalım. Şimdi şöyle diyelim. Bakın ne dedik? Dedik işte ne? Like operatörü. Şimdi like operatörü nedir? Ne işe yarar? Bakın like'la ilgili bileceğimiz olay şu. Arama için kullanılır. Şöyle diyelim. Arama için kullanılan operatördür. Şöyle devam edelim. Şimdi bakın dedik ki arama için kullanılan operatördür. Şimdi şöyle diyelim. Peki bu nasıl kullanılır? Şöyle diyelim. Nasıl kullanılır? Şöyle bakın arkadaşlar. Kullanım şekli şöyledir. Şöyle arkadaşlar like'ımızı yazarız. Like. Bakın like'ı yazdıktan sonra arkadaşlar arayacağımız veri içerisinde şöyle çift tırnaklar arasında bakın şöyle çift tırnaklar arasında şöyle iki tane yıldız arasında arkadaşlar arayacağımız veriyi buraya yazarız. Şimdi şöyle devam edelim. Ve bununla ilgili arkadaşlar şöyle bilmemiz gereken önemli bir şey daha var. Eğer aranan içerisinde varsa ne yapar? Geriye true değerini gönderir. Aranan yoksa geriye ne yapar? False değerini gönderir. Şöyle diyelim. Tabi bu şimdi true ve false'ı anlatacağım. Aranan değer içinde varsa ne yapar? Şöyle diyelim. True değerini yollar. Şöyle devam edelim. İsterseniz bir satır aşağıya inelim. Şöyle. Aranan şöyle yoksa diyelim. Aranan yoksa ne yapar? Geriye false değerini yollar. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar, true ve false nedir? True ve false arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Evet veya hayır, false. İşte doğru veya yanlış. Bunun gibi düşünebiliriz. Şimdi peki true ve false'ı arkadaşlar nasıl yapacağız? True ve false arkadaşlar bunun tipini arkadaşlar boolean değişken tipi tutar. Şöyle diyelim. Boolean değişken tipi. Biraz önce dediğim gibi arkadaşlar bu boolean değişken tipi peki nedir? Mantıksal ifadelerde kullanılır. Şöyle diyelim. Mantıksal ifadelerde boolean değişken tipi kullanılır. Peki mantıksaldan kastetmek istediğimiz nedir? İsterseniz onu da yazalım. Aklımızda daha iyi kalsın. Kopyala. Mantıksaldan bizim kastetmek istediğimiz işte evet, hayır, şöyle diyelim evet, hayır veya doğru, yanlış. Şöyle isterseniz bunları da şöyle yazalım. True'e şöyle false diyelim. Aynen arkadaşlar bu dediğim şurası için de geçerlidir. Doğru için true. Bakın doğru için true. Yanlış için false değerini yazarız. Şimdi bakın bunları da dedikten sonra şöyle son bir şeyimiz daha kaldı. Şimdi burada yapacağımız örneği arkadaşlar bir string üzerinde göreceğiz. Bir de sayısal için göreceğiz. Yani sayısal değişken tipleri için göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. String'de arkadaşlar karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. String. Şimdi şöyle diyelim. Mesela ne? Şöyle Cihat Göktaş diyelim. Bakın şöyle. Şimdi bakın şu. Burada arkadaşlar ben şuradaki arkadaşlarla like operatörüne göre arama yaparken arkadaşlar şurada bakın ne yazdım? Cihat Göktaş. Ancak bakın şöyle yazarsam nasıl olur? Şimdi bakın şurada arkadaşlar işte fark var. Burada arkadaşlar normal harflerden yazdım. İşte büyük küçük harf de yazdım. Bakın şurada bakın şu mesela büyük harf. Ama bakın şurada ne yaptım? Hepsini küçük harften yazdım. İşte aramayı yaparken de arkadaşlar büyük küçük harf uyumu vardır. Şöyle diyelim. Arama içinde
büyük küçük harf uyumu vardır. Şimdi bakın karşımıza ne çıktı? Karşımıza arkadaşlar büyük küçük harf uyumu çıktı. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Ben şuradaki büyük küçük harf uyumunu devre dışı bırakmak istiyorum. Büyük küçük harf uyumunu devre dışı bırakalım. Devre dışı bırakalım. Peki bu nasıl olacak? Bunu da arkadaşlar işte bunun içinde özel bir kodumuz var. O nedir arkadaşlar? O da şudur. Nedir? Option compare text'tir. Bakın şöyle. Option compare text. Bakın şu. Şimdi bakın arkadaşlar benim sizden isteğim şudur. Şu yazdıklarımı arkadaşlar bir yere not edin. Çünkü bunların hepsini biraz sonra kullanacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bu dedeklerimizi şöyle bir değişken üzerinde görelim. İsterseniz en başta sayısal bir örnek yapalım. Şimdi dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim. Şöyle ne diyelim? Şifre. S ne diyelim? Tipi şöyle integer olsun. Ve arkadaşlar ne yapacağız? İşte dedik ki burada ne olacak? Bakın şurada yazdık. Aradığımız değer içerisinde varsa true, yanlışsa false değer yollar. Dolayısıyla arkadaşlar şurada ne yapalım? Dim şöyle arama isminde bir değişken tanımlayalım. Arama ve tipi ne olacak arkadaşlar? Tipi de arkadaşlar mantıksal tip olacak. Boolean. Burada dedik ya işte şimdi ben şurada ne yapacağım? Ben burada arkadaşlar like operatörünü kullanacağım. Ve sonucu nerede göreceğim? Arama değişkende. O zaman ne olacak? Arama değişken tipi Boolean olacak. Bakın burada belirttik. Şimdi devam edelim. Şöyle şifre diyelim. Bakın şifreye şöyle bir aktarma yapalım. 1, 2, 3 olsun. Şimdi ben ne yapacağım? Şurada arkadaşlar like operatörünü kullanacağım. Bakın şöyle. Şunu da isterseniz bir satır aşağı indirelim. Bakın şöyle. Arama şöyle eşittir. Bakın şifre diyorum. Bakın şifre. Like. Bakın şöyle like. Tek tırnaklar içerisinde yıldız yıldız ne diyeceğim? Örneğin şurada 12 arayalım. Ve sonucu ne yapalım? Şöyle mesaj box'ta bir görelim. Bakın şöyle. Ne diyelim işte? Şöyle bir açıklama da yazalım. Arama sonucu diyelim. Arama sonucu. Şöyle eşittir. Şöyle burayı da arkadaşlar birleştirelim. Arama sonucunu nerede göreceğiz? Arama değişkeninde. O zaman buraya ne yazacağım? Arama değişkenini buraya çekeceğim. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Like operatörü bakın arama sonucu true. Demek ki bakın true çıktığına göre neymiş? True çıktığına göre şumuş. Şu 12 arkadaşlar 1 2 3'ün içerisinde var. Bakın gerçekten de var işte 12. Şurada da 12 var. Şimdi bakın burada bunu yaptık. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle string bir değişken üzerinde bu işlemi görelim. Bakın şimdi şöyle dim diyorum. Dim arkadaşım s tipin olsun şöyle string. Devam edelim. Dim arama s tipi ne? Boolean. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın. Arkadaşıma şöyle bir değer aktaralım. Şöyle. Bakın string tipteki değişkenlere değer aktarırken çift tırnaklar arasında yazarız. Bu önemli. Şöyle arkadaşıma şöyle ne diyelim? Cihat Göktaş diyelim. Şöyle bakın bunu da dedikten sonra şöyle yapalım. Bakın. Arama yazıyorum. Arama. Şöyle arkadaşım bakın. Arkadaşım. Şöyle like. Bakın like. Çift tırnaklar arasında yıldız yıldız. Mesela ne diyelim? Şöyle cihat diyelim. Bakın şöyle cihat. Aynen şuradaki gibi yazdım. Şimdi şöyle devam edelim ve bunu ne yapalım? Mesaj box'ta şöyle bir görelim. Ne diyelim? Arama sonucu. Arama sonucu eşittir. Şöyle birleştir. Birleştirme de bu karakterin yapıyoruz. Ne yapacağım? Arama değişkenini buraya çekeceğim. Şöyle arama. Şimdi çalıştırıp şöyle bir görelim. Bakın geriye dönen değer true. Peki şöyle arama yaparsak nasıl olur? Şöyle bakın küçük harf yazdım. Şimdi çalıştırıp görelim. Bakın geriye dönen değer false. Peki biz bunun için ne yapacağız? Şuradaki sorunu düzeltmek için. Programın en başına arkadaşlar şu kodu yazacağız. Ne yazacağız? Option compare bakın şurada text bakın şu. Burada arkadaşlar bunu belirtmiştik. Bakın şu. Option compare text.
Bakın şurada da yazdık. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Şimdi bakalım. Bakın değer true oldu. Evet arkadaşlar. Bakın şurada ne oldu? Biz şuradaki arkadaşlar şu kodu kullanarak ne yaptık? Büyük küçük harf uyumuna devre dışı bıraktık. Bakın şurada C harfi küçük, burada büyük. Ama ne yaptık? İşte şuradaki kodu kullanarak büyük küçük harf uyumunu devre dışı bıraktık. Bakın şöyle. Bakın yine değeri true buldu. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.